Herkese selamlar. Bu videoda yeni başlayanlar için Galaxy Fatih nasıl yapılıyor? Bazı incelikler nasıl kullanılıyor? Onları göstermek istiyorum. Daha önce ben Galaxy Fatih yaptım. Ama o tam Galaxy Fatih olmuyordu. Çünkü Become the Crisis olunca hemen göstereyim. Şuradan Become the Crisis olunca ve o Crisis ağacını bitirince siz bütün bir galaksiyi patlatıyordunuz. Yani kendiniz de ölüyorsunuz. Kimse kalmıyor. Yıldız yıldız bir şey kalmıyor. O yüzden o tam Galaxy Fatih sayılmıyor diye düşünüyorum. Ama burada görüldüğü üzere benden başka kimse kalmadı. Herkes gitti. Şöyle kontaktan gösterelim. Bakalım kimler var. Azanti Kovun bir biz varız. Bunlar ilkel uygarlıklar var. Aslında bunları da yiyebiliriz. Ama bunların hiçbir şekilde bir katkısı ya da zararı yok. Zaten bizim kontrolümüz altında. İstediğimiz zaman yıkabiliriz. İstediğimiz zaman yutarız. İstediğimiz zaman geliştirebiliriz bunları. Fark etmez. Sonuçta bizim hakimiyetimiz altında. Tüccarlar var. Ve bir de Şurat var. Biz pisçik olduğumuz için. Bu Şurat bölümünü bitirmek istiyordum ama bir türlü o son aşamaya gelemedim. Olsun. Bu oyunun tam gameplay'ini ayrı bir videoda yükledim YouTube'a. Oradan bakabilirsiniz. Yaklaşık 9,5 saat sürdü tüm galaksiyi fethetmek. Bir oturuşta, bir gecede oturduk ve galaksiyi fethettik. Onun da hızlandırılmış hali 2 saat sürüyor. Meraklısı olan oraya da bakabilir nasıl oluyor diye. Şimdi başlangıç noktamız şurası. Void Pool'da başladım. Void Pool'da başlayınca şurada iki tane megastructure keşfettim. Tabii hepsi kalıntı halindeydi. Bunları kullanabilmemiz için Mega Engineering teknolojisini açmamız gerekiyordu. Ve bir orijinimiz Sion'du. Yani bir Fallen'ın vasalı olarak başladık. Oyundaki vasallık benim gibi erken dönemde gelişmek için zaman ihtiyacı olan oyuncular için çok faydalı. Çünkü sonuçta bir saldırı almıyorsunuz. Ama siz saldırabiliyorsunuz. Ben de öyle yaptım. Oyun içinde hiçbir saldırı almadan herkese istediğim gibi saldırabiliyorum. Tabii ki Fallen'ın yararlarından başka biri de sizi korumasının ötesinde size yaptığı yardımlar. İlk saldırı uğraşımı Fallen'ın verdiği 6,5K'lık donanmayla yapıyorum. Ki o zaman 6,5K'lık donanma yani herkese vurur. Oyundaki bütün yapay zekalara vurabilecek güçte. Ki öyle de oldu yani. Direkt şu bölümü aldık. Bu bölümde de kim vardı? Bu bölümdeki Kalan, Yamek, Singularity. Bu kısımdaki arkadaşın direkt gezegenlerini alınca kendisi yok edilmiş oldu. Daha sonra yine genişlemeye devam ettim. Şu araları almadan sadece köşe noktalarını yani şu kısmı, şu kısmı ya da atıyorum şu kısmı ya da yine şu kısmı yani sadece köşe noktalarını, geçiş noktalarını alarak ilerledim. Ve biraz bölük pörçük oldu ama claimleri daha kolay almamı sağladı. Örneğin şurada gibi yani belli oluyor zaten. Hani şurada bir medeniyet vardı ve bunun gezegenlerini alınca zaten bu adam yok oluyor. Şurada da iki gezegenli bir adam. O da yok edildi. Şurada mesela bakıyorum burada bir iki tane gezegen var. Hani şu kısmı yine almışız, yok etmişiz. Şurada bir adam vardı. O yok edildi. Burası zaten boş. Burada zaten bir şey yok. Şöyle bir ülke vardı. Şu büyüklükte bir ülke vardı. Ona oyun... Pardon. Şöyle bir ülke vardı. Bir de aşağıdan bir ülke vardı.
Buradaki adamın 38 gezegeni vardı ve teknolojik olarak da bana yaklaşmıştı. O yüzden bu adamı en sona sakladım ve hem Colossus hem de gezegenleri çıkarma yaparak indirdim. Zaten en son oydu. Fallen'dan bile sonraya bıraktım onu. Ve şöyle gösterelim mesela nelerimiz var. Enerji kredisi şu anda -3K çünkü Starbase limitini çok aştık ve %700 bakım maliyeti alıyoruz. O yüzden 3K. Muhtemelen bu Starbase'leri yok edince eğer oyuna devam etmek istersek bu 3K artı 4K'ya çıkacaktır. Bir kan mineral var. Yine burada bakım maliyetlerinden dolayı oluyordur. Mineralin kaynağı şuradaki Matter Decompressor. Bunu açtıktan sonra zaten gezegenlerde mineral üretmeyi bıraktım. Artık ihtiyaç duymadım. 2K mineral veriyor. Ondan sonra Food. Food hala gezegenlerden geliyor. Ama tabii her aldığımız gezegende de bu üretimler katlanarak artıyor. Çünkü biz nüfusları yok eden bir medeniyet değil, onları köleleştiren bir medeniyetiz. Bu nedenle buradaki üretimler çok hızlı bir şekilde katlanıyor. Consumables yine aynı şekilde, Eloy da aynı şekilde. Zaten Jobs'larda 1280 üretiyormuşuz. Mesela buradan 2297 üretiyoruz. Buradan bakalım, buradan Jobs'lardan 4381 food üretiyoruz. Böyle çok hızlı bir şekilde gelişiyoruz. Gezegenlerdeki nüfuslar bir noktadan sonra kontrol edilemeyecek hale geldi. Ve çok fazla nüfusumuz var. Bir noktadan sonra bıraktım. Yani yeterince kaynak olduğu sürece çok ilgilenmedim. O yüzden hani her yerde suç %100. Burası %0. Burada o yüzden 40 kişi yaşıyor. 44 kişi yaşıyor. Bakalım burada %89. Burası 0. Güzel burada bir şey yokmuş. Yani çoğunluğunda suç var. Hatta bir yerde bakalım. Hatta Criminal Underworld var. Bu Event'e basınca oluyor. Yine iş yaratıyor. Criminal Job yaratıyor. Yani iki kişi suç işliyor. Onun için ayrı bir meslek açılıyor. Ama tabii buradan %15 artı 15 suç alıyoruz. Şöyle bakalım. Kontaksı gösterdik. Situation Log'da burada bayağı şey var ama bir noktadan sonra ilgilenmedim. Yani belki bunları açsam daha fazla relik de alabilirdim. Şu anda bir tane reliğim var. Sadece manifesti. Ama açmadık bunları. Bakmadık. Anomaliler de aynı şekilde. Mesela burada 10. seviye varmış. Hatta mesela bu özel bir şeyimiz. Geniş. cehennem zorluğu. Cehennem gibi. Çok zor. Açamıyoruz. Hard. Seviye 6 hard. Victory sekmesi açık değil. Çünkü herkes ölünce zaten otomatikten kazanmış oldu. Burada otomatik trade'ler var. Mesela bunu kaldırabiliriz. Çünkü zaten Eloy'umuz yeterince artıyor. Orta oyundan kalma bir trade. Şöyle bakalım ne kadar mineral. Mesela 1 milyon 467 bin mineral satmışız. Sadece 500 almışız. 96 bin food satmışız. 250 eloy satmışız. 114 bin eloy almışız. Zaten en çok ihtiyacımız olan şey o. 528 bin consumer goods. 32.600 almışız. 11 bin volatil satmışız. Volatil enerjiye çevirmek için. Yani savaş sırasında vesaire. 700 gaz almışız ama bu muhtemelen henüz üretmeye başlamadan öncedir. Şu anda kaç üretiyoruz bakalım. Şu anda 20 üretiyoruz. Burada var mı? Yok. Tamam, nadir kristal. 2000 nadir kristal. İki kere böyle basmışım. 27.000 nadir kristal almışım. Nadir kristaller gemi basarken kullandığım bir kaynak olduğu için bundan aldım. Living metal üretiliyor ama nereden geliyor? Hiçbir fikrim yok.
nereden gelmiş bilmiyorum. Dark Matter, bu da kara deliklerin kara delik gözlem evlerinden geliyor diye biliyorum. Ama kullanmadım. Muhtemelen şuraya gidince, yani şuralarda buralarda kullanılıyordur. Ama tabii bizim buraya işimiz olmadı. Sadece buraya çıkanları yok etmekle ilgilendik. Evet, burada evcilik. Biraz daha devam edelim. Planet sektör. Sektör kullanmak oyunun başlarında ve orta oyuna kadar, yani böyle bir 2350'ye kadar faydalıydı. Ama ondan sonra ne kadar yapsam da poplar için transit hap yapmadığım için otomatik hareket edemiyorlardı. Ve bu yüzden, yani mesela yapalım bakalım var mı? Bunları yapmıyoruz. Mesela burayı yapmışız ama hala 12 tane available job var ve otomatik gitmiyor. Bakalım. Nasıl, işsiz de yokmuş ha. Var mı işsiz? Yok, işsiz de yokmuş. Burada var. Bu adamlar çalışamıyor herhalde. Skype'ın mesela şuraya gidebiliyor musun? Yok, burada da çalışmıyor. Dediğim gibi nüfuslar bir noktadan sonra acayip mikro gerektiriyordu. Ben de zaten kaynak var diye tümüyle yok etmeye odaklandım. Ama dediğim gibi hani oyunda mesela bir ülkeyi fethettiniz. Orada bir çok kurcalamak istemiyorsunuz. Yani otomatik bassın. Şuradaki features'ları otomatik kaldırsın. Ben tek tek basarak uğraşmayayım diyorsanız faydalı bir noktadan sonra. Zaten kartopu etkisiyle çok fazla kaynağınız oluyor. Yani şöyle bir hani hepsi 1K olunca çok fazla bakmıyorsunuz buraya. Devam edelim. Polisiz burada en önemli şey oyunun başında border status. Çünkü adam, yandaki adam gelip sizin almadın. Mesela ben bakalım var mı? Mesela şurayı almamış. Adam içinizden geçip buraya Starbase kurup bu toprağı kendisine kasıyor. O yüzden bazen oyunun başlığında medeniyetlerde bu açık olarak başlıyor. Siz de fark etmiyorsunuz. Adam gelip kurunca fark ediyorsunuz. Özellikle yeni oyuncu olarak benim başıma çok geldi. Yani adam gelip buraya kuruluyor. Sonra gidiyorsun buraya claim atıyorsun. Tekrar almaya çalışıyorsun. Hiç gerek yok. Ve kapat. Oyunun başına kapat. Adam gelmesin. Yani şöyle, hani şöyle sınır yapınca zaten bu tarafa geçemez. Militarize ekonomi. Çünkü ele üretmemiz lazım. Bu ticaret değerlerini biz enerjiye çeviriyoruz. Oyunun başında enerji çok önemli. Zaten bakıyorum başka. Kölelik mevcut. Kurç mevcut. Kurç yani yok etmedim. Daha çok köleleştirdim. Sadece birkaç tanesini asimile ettim. O da kurç sayılır mı bilmiyorum. Diplomatik statüm belligerent. Çünkü naval kapasite ve savaş yorgunluk artışını azaltıyor. Ayrıca claim influence'ını azaltıyor. Expansion gidilebilir. Supremacist de gidilebilir. Ama mesela Supremacist'te diplomatik weight kazanıyorsun. Yani ben ona gerek duymadım. Zaten Belligent yıl başladım. Belligent diye gittim. Mesela Supremacist güzelmiş ya. Şimdi baktım da %20 değil mi? Evet, %20'ymiş. Öğrenci naval kapasite %20'ymiş. Evet, bu daha iyiymiş. Bir dahakine öyle gideriz. Sonra ediklere gidelim. Ediklerde filo diye başladım. Önce research başladım. Research'ı bastım. Zaten bir daha kaldırmadım research'ı araştırma için. Sonra filo bastım. Bir ara nereye basmıştım? Bir ara mining bastım. Farming de bastım. Ama sonra kaldım. Peer Camping'i çok kullandım. Spiritualist olduğumuz için burada monthly unit önemli. Birazdan perk'e geldiğimde bunun monthly unit'in nasıl stacklendiğini de göstereceğim. O yüzden Peer Camping sürekli bastım. Başka hemen bakıyorum. Burada ambition'lar önemli ama ambition'lar oyunun sonuna doğru.
Yapıldığı için bak burada Living Metal burada kullanılıyormuş. Megastructure Construction %50 arttırıyormuş hızını, yapma hızını. Burada Scientific Revolution. Bunları da bastı. Şu Defensive War olmasa güzel olur. Yani Defensive War olduğu için buna basmadı. Bunları da basmıyoruz zaten. Yeterince var. Yani bunlar hani şu kısım biraz daha bütün şeyleri, traditionları, perkleri bitirince yapılacak şeyler. Hazır gelmişken Society Management'a da geçelim. Önce Discovery aldım. Daha sonra Expansion'dan Colonization Favor ve Emil Life aldım. Bu Pop Ground Speed'i %10 arttırıyor. Daha hızlı nüfus kasmak için. Daha sonra Supremacy aldım. Burada Ship Build Cost veriyor. Daha sonra Domination aldım. Burada Capital Buildings and House Moves artı bir Housing diye. Daha sonra Prosperity, Harmony ve Adaptability diye açtım. İlk perk'üm teknolojik, Technological Ascendancy. Burada araştırma hızını %10 arttırıyor. Bir de nadir teknolojilerin çıkma olasılığını 1,5 kere arttırıyor. Ama yani mega structure'ları 2370'lerde falan buldum. Yani bayağı geç buldum. Genişlerken araştırma çok yapmadım. Consecrated Worlds. Bunun özelliği şu, siz 3 tane gezegeni kullanamadığınız 3 tane gezegeni, yani bakıyorum, mesela düğmeye basmışım. Evet. Burası Güneş Sistemi arkadaşlar. Her ne kadar öyle gözüküyor, biraz benzemiyor olsa da, yani şöyle bakın dediğimiz noktum var. Kendi ayımı bir Consecrated yaptım. Saygı duyulan dünya. Başka ne yaptım? Mars falan mı yaptım? Venüs var. Nasıl yapmış mı? Nasıl yapmış? Üçüncüsü neredeydi? Üçüncüsü de Satürn. Yani Satürn, Venüs ve Ay'ı yapmışız. Bu üçünden dolayı biz buradan gösterelim. Buradan %10 unity daha alıyoruz ve immunity %5 artıyor. Bu oyunun başında sizi iyi götürüyor unity kazanımında. Ama çok ahım bir şey değil, onu söyleyeyim. Hani yani burada bir tane perk açacağız. Ben biraz daha RP olsun diye açtım. Ama onun yerine başka mesela Galactic Defense Force tarzında sizin kapasitenizi artıran şeyler alınabilir. Daha sonra yine RP'lik Mind Over Matter aldım. Telepati yeteneği açılsın diye. Böylece bütün nüfus göstereyim. Şöyle liderlere bakalım. Bütün nüfus psişik oldu. Psişik olması mesela generalken %15 daha fazla moral ve moral hasarı %15 arttırıyor. Amiral olduğunda Ship Weapons Damage, yani gemilerdeki silahların hasarını %10 arttırıyor. Araştırmacı olduğunda araştırma hızını %10 arttırıyor. Yine aynı şekilde Survey Speed %25. Ve yönetici olduğunda Stability arttırıyor. Yani bayağı bir buff yöneticilerden dolayı. Bayağı bir buff oluyor. Hani hem bilim adamı, hem amiral, hem general hepsinde bayağı bizi geliştiriyor. Sonra devam edelim. Sonra Transcendence açtım. Bu da Code Breaking +2, Encryption +2. Bunlar hep şeyler. Spy Network'te casusluk yapmakla alakalı olaylar. Base Intel Level. Aslında Base Intel Level güzel. Hani burada ne yaptığını bakıyorsun. Adamlar ne yapıyor, ne ediyor. Spy Network'te de özellikle ben çok kullandım. Mesela ben şuradan saldıracağım ama burada güçlü bir kale kurmuş, yani atıyorum. İçinde silah bataryası falan var. Buraya bir saldırı düzenleyebiliyorsunuz casuslarla ve burayı yıkıp oradan girebilirsiniz. Mesela ben başkentleri de çok yaptım. Ama tabii şöyle bir sıkıntı gördüm ben. Mesela siz bu görevi veriyorsunuz
adamı yok etti. Adam mesela barış yaptı sizinle. Bu şey sizde kaldı. Yani mesela bu kale sizde kaldı. Kaleyi gösterdi. Şurayı gösteriyor mesela. Yani ben burada savaşırken ben burayı aldım. Ama o yanda devam ediyor. O bitince bu sefer kendi kalemi vurmuş oluyorum. Yani kendi kalemdeki bataryayı yok etmiş oluyorum. Orada bir sanırım bir ayar gelir. Bilemiyorum yani kendi yani iş bittikten sonra kendi kendime tekrar saldırı düzenlemiş oluyorum. O enteresan bir detay. Düzelecekti bunlar. Devam edelim. Imperial Prerogative admin kapasitesi %20 veriyor. Esasında ben bunu yanlış aldım. Çünkü şöyle bir durum vardı. Space System şu kısımda mesela bu adam undesirable. Çünkü bu adam 352 tane şey var. Ve bu adam biz köle yapamıyoruz. Çünkü bu adam high mind. Geçelim. Mesela robot değil de bakalım. Shuttle var mı? Shuttle. Heh. Mesela bu Shuttle'de bu adam köle. Tamam. Bu adam sadece temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Kelebek. Sadece askerlik yapabiliyor falan. Şurada kölelik tipi var. Mesela şurada şatel deyince bu adamlar sadece servant oluyor. Yani hizmetçi. Bakalım var mı burada? Burada yok. Böyle kaldırmışım zaten. Burada böyle çekiliyor. Yani bu adamlar sadece hani normal şeylerde çalışmıyor. Fabrikalarda ya da çalışma yerlerinde, tarlalarda çalışmıyor. Sadece kişisel hizmetçi oluyorlar. Böyle olunca da benim şurada binalarım vardı. Göstereyim. Burası. Şurada benim binalar. Ben bu binaları basmıştım. Ama adamlar buralarda çalışmıyordu. Ne yapıyorlardı? Gidip hizmetçi oluyorlardı. O yüzden ve aynı şekilde kaynaklarda da yani kaynaklarda da çalışmıyorlardı. Mesela adamı yani ülkeyi ele geçiriyorum, adamları alıyorum ama adamları hizmetçi yapıyorum. Yani işçi yapmıyorum. Çalışmıyorum. Sadece hizmet ediyorum. Böyle olunca hem kaynaklarda azaldı hem de şu administrator bölümünde bürokratlık olmuyordu. Hani bu çok düşük kalıyordu Empire Spot. Ben de dedim ki herhalde admin kapasiteyi çok açtım. Çünkü bir ara hani 1100'e 600 filandı. Dedim ki ben çok açtım herhalde. O yüzden bu kadar beklediğim kadar kaynak gelmiyor. Dedim bir admin kapasiteyi biraz yaklaştırayım birbirine dedim. O perk'ü aldım ama meğersem mesele o değilmiş. Mesele şuradaki adamların kölelik tipini değiştirmek değilmiş. Onu da öğrendik. Şurada Identured Servitude yaptığımızda bu adamlar işçi ve specialist özellikli işler yapabiliyorlar. Ama tabii daha fazla şey yapıyorlarmış, politik güç kazanıyorlarmış. İşte böyle. Geçtik. Sonra Colossus var. Colossus'u şuradaki 38 gezegenli adamı yok etmek için aldım. Bir de Fallen artık uyanmak üzereydi. Yani bayağı bir süre geçmişti. Ve artık bana karşı kötü bakıyordu. Yani ilişkimiz sürekli düşüyordu. Ben de o Colossus'u aldım. Ama yine orada da yine bir hata var. O da şu. Ben şey olduğumuz için, spiritualist olduğumuz için bizim ilk çıkan Colossus'umuz gösterelim. Görsellikle zenginleştirdim. Divine Enforcer olarak çıktı. Ve Divine Enforcer esasında bir gezegeni yok etmiyor. O gezegenin içindeki adamların etiğini değiştiriyor. Yani biz gidip buraya, mesela daha önce ben burayı yaptım. Biz böyle gidiyoruz buraya. Buraya biz o Enforcer, Divine Enforcer'ı yaptığımızda onun da meselesi şu. Buraya biz beyaz ışık atıyoruz. Buradakiler aydınlanıyor ve hepsi
spiritualist, inançlı kimseler oluyor. %100 oluyor. Sen gidip bunu düşmana yapınca orada hiçbir durum yaşanmıyor. Sadece o adamları daha dindar yapıyorsun. Ve ben Colossus'la savaştayken, yani Colossus uyandığında benim Colossus'um Divine Enforcer'dı. Gidip bastığımda hiçbir şey olmadı. O yüzden tekrar burada bir değişiklik yaptım. World Cracker aldım. Artık gezegen patlatmaya başladım. O yani bunu da nasıl yapacağımı açıkçası çok bilmiyordum ama yani geç kalmadan öğrendik, yoksa halimiz duman olurdu. Tabii burada 38 gezegenli adamın her tarafına çıkarma, yani büyük çoğunluğa çıkarma yaptım ama yani gezegen patlatarak da ilerlemek önemliydi. O yüzden ikinci bir unsur olarak aldım. Gelelim ya. Sonra Master Builders var. Master Builders'te ben Mega Engineering'i açtığımda daha hızlı buraları yapmak için, yani Metal Compressor'ı daha hızlı arttırmak için Center Array'i, şurada bizim Dyson küremiz var. Yani 4000 enerji veriyor. Buna ulaşmak önemli oyunda. Bir de burada benim Relic demişim, Link World'um var. Esasında Link World'u açtım ama kullanmadım. İhtiyaç duymadım çünkü oyun bitti. Yani herkes öldü. Gerek kalmadı yani. O yüzden Master Builder aldım daha hızlı yapabilmek için. Ama gerek olmadı. Daha sonra zaten Galactic Bombers. Fallen'la savaşacağım için çok adama ihtiyacım vardı. Ve Fallen uyanmadan saldırmadı. Uyansın öyle saldırayım dedim. Böylece Galactic Wonders'tan Dyson Kiresi'nde şu anda 4000 ama o 2000 vesaire 2000 civarıydı ben Fallen uyanıp savaş açtığımda. Yani bayağı bir artı sağladı bize. Devam edelim. Bir tane rally'im var. The Surveyor diye. Ben bu rally'i bu oyunda gördüm. Hani daha önceki oyunlarımı ben görmemiştim. Bu adam siz basınca topraklarınızda kaynak oluşturuyor. Yani atıyorum şurada bir gaz oluşturuyor. Ya da mesela şurada mineral arttırıyor. Bu tarz bir şey. Yani zamanı gelince sürekli bastım. Bir yerlere bir kaynak attı ama o kadar ilgi bakmadım. Dikkat etmedim. Sonra devam edelim. Ship Designer. Ship Designer'da hepsi otomatik. Yani buralara kasmadım. Çünkü zaten siz yapay zekaya karşı oynarken sayı yetiyor yani. Sayınız varsa alıyorsunuz. Ha belki şey olunca bu oyunda Crysis gelmedi ama Crysis gelseydi Crysis'e karşı burada bir düzeltme tabii ki yapacaktım. Yani armor, shield. Ona göre bir değişiklik. Yani odak noktası shield ya da odak noktası armor olan değişiklikler yapacaktık. Ama ihtiyaç duymadık. Filo Manager. Filo Manager'da görüldüğü üzere sadece Battleship, herkesin yaptığı gibi Battleship basmıyorum. Arada Corvette, Destroyer, bunlar da yani karışık basıyorum. Yani daha mı iyi daha mı kötü bilmiyorum ama karışık basılmasını daha uygun buluyorum. Çünkü yani sadece Battleship basıp, sadece bu gücü odaklanıp ordu kompozisyonunu tek bir seferde, yani tek bir gemiyle yapıp hani karşıda cruiser, corvette varsa yani bunlar birbirine, bir yerde okuduğum kadarıyla mesela corvette daha küçük olduğu için daha hızlı kaçabiliyor şeylerden, atışlardan. Ki öyle olduğu için ben biraz daha şey yaptım, biraz daha karışık bastım. Ha, bunun normali gidersin, en son Battleship mi geldi? Battleship basarsın. Battlecruiser bu şeyden geldi muhtemelen. Fallen'dan gelen gemi. Buradan tek bir tane 30 kalmış. Yok, bir tanesi kaç mı? Bir tanesi 3 kalmış. 2 tane mi varmıştı? Şey işte, 6.5 kalıp bir şey geldi. 2000, tam 2000 naval kapasitem var. İstesen bu kadar olamazsın. Şöyle bakalım. Mesela burada
söyleyeyim. Kaç tanem var? 14 tane tutan basabiliyorum. Bayağı şey olmuş. Bayağı kalıp basmış. Çünkü o kadar tutan basmadı. Kaç tane? 5 tane mi bastık? Burada var mı? Mesela burada batışık basmış. Ki mesela böyle biz 56 gibi mi basacağız? Yani 30K alloy, bir tane volatil, 147 gaz, 90 nadir kristal istiyor. Ki bizde hani bayağı var. 3K falan. Bayağı var ya. Ya sayı önemli. Bu oyunun sonuna doğru çok sayımız olunca. Bir de teknolojide iyi gidiyor. Şu anda benim 4K teknolojim var. Teknolojide hızlı hızlı basınca zaten bir şey olmuyor. Bir şey yapamıyorlar size. Gelelim teknolojiye. Teknolojilerde nasıl fizikçilerde artı 10. Science Nexus'umuz var %15. Discovery Tradition açtığımız için %10. Bayağı şey kasıyoruz. Bayağı teknoloji kasıyoruz. Teknoloji esasında buradan geliyor. Hani burada ana merkezimde, ana başkentimde teknoloji binaları bastım. Teknoloji binalarını getiriyor. Ki başka yerlerde de vardır. Yani aldığım yerlerde, aldığım gezegenlerde, işgal ettiğim gezegenlerde de vardı. Onlar da mesela burada da var. Burada da var. Başka nerede var bakıyorum. Burada mı? Yerlerde daha var. Yani var bayağı. Zaten alıyorsun, adamları köleleştiriyorsun, adamlar işlerine devam ediyor. Sana kabusar kısana kaynak üretmeye başlıyorlar. Hani zorlanmıyor. Kölecilik iyi. Köle iyidir. Factions'a geldiğimizde şimdi burada bu adamlar, yani Supremacist Faction'ımız bizi %100 destekliyor. Biz zaten 115 üyesi var. Faction support da %40'miş. Ve bu adamların istediği, bizden istediği her şeyi full yapmışız. Ondan sonra totaliterler var. Bir tek vasalımız olmadığı için bize eksi veriyorlar. O da zaten %74. 11 kişi. Gelenekçiler var. Traditionistler var. Bu adamda bir Gaia World'ümüz mü? Gaia World'ümüz yokmuş. Bir de robot kullandığımız için sevmiyorlar. Onun dışında yine bizi seviyorlar. Sentetik hakkı vermediğimiz için. Yani robotlara hak vermediğimiz için seviyorlar. Ondan sonra emperyalistler var. Emperyalistler de bizi seviyor. Bir tek teknolojistler var. Yapay zekanın yapay zeka ve robotikleri ne diyor? Development. Geliştirme mi? İstanbul'da. Ve başkalarıyla bilim araştırma anlaşmaları yapmadığımız, en az 3 ülkeyle araştırma anlaşmamız olmadığı için sevmiyor. Ama yapacak kimse kalmadı. O da var. Kimse yok yani. Bakalım başta. Şöyle geliyoruz. Bu bizde pasifist yok. Xenophil yok. %30 spiritualistimiz var. %9 materyalistimiz var. %10 militaristimiz var. %14 xenofonumuz var. %27 egalitarianımız var. Bu egalitarianlar nasıl çıktı ben anlamadım. Yüksek yaşama standartları varmış. Hope is enslaved. Köleler, muhtemelen kölelerde bir durum. Kölelerin bir durumu vardır. Bir de otoriterlerimiz var. Yani ülkedeki iç politika bu şekilde. Ki yani bayağı sertlik yanlısı, muhafazakar, emperyalist böyle bir ülke. Claim'imiz yok zaten, artık de gerek yok. Evet. Burada bir tek robotlara bir daha hızlı üretmek için pop assembly speed bastım. Ve sayıları çoğalınca da robot upkeep yaptım bu ikisine, bunlara. Geri kalanlar, şu adamlar zaten first deniyor.
Bu adamların hepsi işgal ettiğimiz gezegenlerden geldiler. Ben bunlara bir genetik modifikasyon yapmadım. Eksilmişler. Çok anımız var. Yapılabilir mi? Yapılabilir ama artık gerek yok. Çünkü zaten bu adamlar bizim için üretiyor. Ha, şurada Uplifted var. Bu adamlar primitifti. Ama yine bizde yaşayanlar vardı. Onları Uplifted ettim. Yani o primitifleri ırklarını yükselttim. Artık Türkçesi nedir bilmiyorum. Türkçesi nedir bilmiyorum ama mesela bu adamlar Relic World Preference'miş. Relic World'u tercih ediyormuş. Yani ilk gezegeni bulmuş. New Hope. Ha, bak adamlar buradaymış. Gerçi burada da köle isyanları var. Evet, bu adamlar burayı istiyor. Mesela -38. Mesela bak burada bir sürü yer var. Mineral çıkaracak, enerji üretecek, alloy üretecek. Bir sürü yer var ama çalışacak kimse yok. -98 neden? 83. Ha, pardon bir dakika yanlış dedik. 83 kişi çalışıyor ama isyan var. Değil mi? -1000 evet. Köleler çalışmıyor. O yüzden -38. Evet burada köleler çalışmıyor. Burada üretim yok. Grevdeler. Oyunun bu top mekanikleri beni benden alıyor zaten. Bizim full vatandaşlığımız var. Şunlar oyunun başında aldığımız özellikler. Ama yanına daha da aldık. Bu Uplifted bize şeyden geldi. Event gibi bir olay oldu. Oradan geldi. Kendi kendimizi yükselttik. 5 kişi bir önceki versiyonumuzda kalmış. Onları da esasında apply dediğimizde. O 5 kişiyi de çevirebiliyoruz. Şunlar Chattas Lady. Bunlar bizi eğlendirmek için kalıyor. Bu da bizi eğlendirmek için kalıyor. Bunlar madenlerde, santrallerde, fabrikalarda çalışıyor. Bakalım böyle inanılmışlar. Bu adamları zaten şey yapamayacağız, ehlileştiremeyeceğiz. O yüzden bu adamlar yavaş yavaş extermination'da yok ediliyorlar. Zaten şöyle bir şey diyor. Nerede böyle geldiğimiz üzerine diyor ki bunlar bu akılsız dronlar topluluğumuza entegre olamazlar. O yüzden bunlar yok ediliyor. 350 kişi de az değil. Yani bayağı fazla kişi. Mesela bunların gezegeni nerede? Burada. Bakıyoruz. Burada. Anaksala. Evet, bunların ilk gezegeni bu. Ama kaç kişi yaşıyor? Anaksala. 34 tane yaşıyor. 17 gezegende 352 kişi. Ha, bu şu kısım değil mi? Evet, bu kısım. Şuradaki adam, oyunun en sona bıraktığım adam, Hive Mind olduğu için bu kadar. Mesela buradaki bütün gezegenlerde vardır biraz. Bu adamlar yaşıyordur burada. Evet, bak mesela buradaki devin hepsi Panaxala %100 ve burada üretim yok. Yok. Çünkü biz bu adamları yok ediyoruz. Purging. Bu adamlar topluluğumuza entegre olamadığı için siliniyorlar. Burada Assimilated vardı. Şöyle bir galaksi çapına basalım. Evet, mesela bu adamlar bizim imparatorluğumuzda ülkemizde 1-2 kişiydi. Ben de bunları asimile ettim. Yani kendi türüme çevirdim bunları. 3 kişi yaşıyormuş galaksi'de. Evet, dediğim gibi oyun başında bu adamların hepsi identik değil de, yani şurada çok enteresan bir yapı var. Identik değil de Chattas Slave'li olduğu için hepsi hizmetçiydi ve üretim yoktu. Ondan sonra bunların hepsini tek tek çevirdiğim için artık üretimler başladı.
Ki gecenin beşinde şöyle bir yapı görmek esasında dürüst olmak gerekirse anlık bir korku yaşamam sebep oldu. Onu da hatırlatayım. Oyunu oynarken 5-6 saat sonra şöyle bakarken direkt bunu görmek biraz korkuttu diyebilirim. İşte şöyle bakalım, orada farklı enteresan adamlar var. Bunu biliyoruz. Bu zaten bizimki. Şu var. Mesela şunlar yaşadığı için biz bunlardan 0.01 nadir kristal elde ediyoruz. Bunların hepsi üzeri katkı. Evet. Racket var. Oyunda en çok görmeyi sevdiğim ırk. Hem psişik oluyorlar hem iyi üretim yapıyorlar. Gerçi bunun bayağı negatif varmış. Ama kendini görecek. Açalım. Büyük diyorlarımız. Evet, bu arkadaş benim ilk düşmanım sanırım. İnsanlar var. İnsanlar körüleştirildi. Evet, korkutucu ağabeyimiz var. Şu var. Utabula. 0. 10 tane. 10 kişi. Hepsi psikolojik olmuyor herhalde. Ya mesela şöyle bastığımızda, kediye basmıyor mu? Yani şöyle mesela bastığımızda modify dediğimizde psikolojik alamıyoruz. Keşke hepsini psikolojik yapma olayımız olsaydı. Bak mesela bu iyi gelişmiş. Bunun bayağı gelişimi var. Bak, bu da mesela iyi gelişmiş. Maka. İtir, mitoid. Bildiğiniz mitoid ya. Bu bildiğin. Evet. Ne üretiyor? Evet, bu adamlar yiyecek yerine mineral tüketiyorlar. Bu adam demiş. Enteresan bir ağız yapısı. Evet, yani çok enteresan tüketmeler var. Ama abiye geri dönelim. Ben o abiye kafayı taktım. Bu da gece beni yürüttü. Tip. Okunuş tercih ediyorlarmış. Evet, durum bu. Özetlemek gerekirse arkadaşlar, bu mega structure'ları oyunun başında buldum ama teknolojim olmadığı için açamadım. Teknoloji olduğunu açtım. Fallen vasalı olduğumuz için Fallen'ın yardımıyla, ki oyunda hem muhakkak size yardım eder. Muhakkak o eventle size 6.5K'lık oyunun başında şeyi veriyor, orduyu veriyor. Ama bunun için biraz hani böyle biraz etrafınızdakilere claim atın, revive atın, ordu basmaya başlayın ki bu çabanıza takdir ederek size ordu veriyor. O orduyla kendi ordunuzu birleştirip kapasiteyi aşıyor ama olsun. Önemli olan buradaki claimleri, gezegenleri almak. Ha, önemli olan nokta şu, bir imparatorluğu yok etmenin yolu tüm sistemleri almak değil, sadece gezegenini almak. Yani şu kadar büyüklükte bir şey olsun ama tek gezegen olsun. Sen o tek gezegeni claim atıp tek gezegeni alınca o adamı haritadan siliyorsun. Ki burada da haritadan da gözüküldüğü üzere sadece şeylere odaklanmış durumda, gezegenlere odaklanmış durumda. Ve aradaki boşluklar duruyor. Açabiliyoruz mu? Hadi bu video kaydını özel bir tane açayım. Konsumu götürüyorum. Evet, şeye söyleyeyim. Aklıma gelmişken burada istasyonları söyleyeyim. Buradaki istasyonlar esasında şurada bir solucan deliği vardı. Tam şeyin içine. Bizim folonun içine. O yüzden şurada iyi bir kale kurduğumu düşünüyorum. Yani shipyard, defans açmışız.
kurmamış. Nereye kurdun? Burada mı? Buraya mı bastık? Buraya bastık. Megastructure'ı korumak için. Evet, yani bu buralara basın. İon kanon falan. Çünkü bunlar önemli. Titan, Transitat, Colossal, Crewcraft. Bunu tam öğrenebilmiş değilim. Yani şuradaki binalar tam olarak ne iş yapar? Bunları öğrenince daha iyi oynayacağımı düşünüyorum ama şu anda ilk bildiklerim, yani Titan basmak için Titan Assembly Yards. Ondan sonra Colossus basmak için Colossal Assembly Yards. Transit Hub otomatik olarak buradaki nüfusun başka yerlere gitmesini sağlıyor. Onu biliyorum. Bir de Off World Trading Company. Bu da Trade Value. Kaç tane Trade Value varsa, Trade Hub varsa, yani şu şundan varsa o kadar ticaret yapıyor. Orada ticaretten kaç kazanıyor bunlar? 270 kazanıyorum. Muhtemelen oyunu açınca bu tekrar hesaplanacaktır. Evet. Başka bir sorunuz olursa yoruma yazabilirsiniz. Yine buna benzer şeyler, bilgilendirici videolar yapmaya çalışacağım. Aklıma bir şey gelmiyor mu? Gelmiyor şu anda. Şöyle bir bakalım. Neler yapmışız? Anlatabileceğimiz neler var? Ordu anlattı. Ha şey, kara ordusunu söyleyeyim. Kara ordusunda daha çok şeyleri kullandım. Psionic Army'yi kullandım. Yani kim bilir. Şu Psionic Army'yi kullandım. Daha sonra Xenomorph da açılınca Xenomorph'u da açtım. Xenomorph Army bayağı iş yaptı oyunda, onu söyleyebilirim. Psişik olduğum için Psionic var. Robotları ve klonu pek kullanmadım. Zaten köleler vardı, hani köleleri kullanıyorduk. O yüzden Assault Army zaten ilk temel şey. O yüzden onları kullanmadım. Köle ordusu kullandım. Klona az kullandım. Robotu hiç kullanmadım. Psionic ve Xenomorph kullandım. Ve yani bu adamlar bayağı iyi, hani vuruyor. Onu söyleyeyim. Şöyle bakalım. Yani damage 6 ile 12-20, 12-60 arası. 9-18. Yani 1K şey yapınca gezegenlerin %80'ini alıyorsunuz. Bazı başkent tarzında gezegenler var. Orada 2-3K yapay zeka basmış oluyor. Oraya da zaten şey, orbital bombardment, yani gidiyorsunuz şey yapmadan önce, gezegeni işgal etmeden önce buraya götürüyorsunuz. Şuradan orbital bombardment'ı indiscriminate yapınca orduya, gezegendeki orduya vurmaya başlıyor. Ve mesela şurada 156 var ya, 156, 78, 78. Önce şuna vuruyor. 6. savunma blokuna vuruyor. Buradaki savunma güç bitince, sıfırdan önce bu 78 ortadan kayboluyor, gidiyor. Ve böyle böyle gezegendeki savunma ordusunu yok edip oraya çıkarma yapabilirsiniz. O da aklınıza bulunsun. Bu ben çok kullandım oyunda. Özellikle yapay zeka buna karşı çok savunmasız. Yani şurada bir bina var. Orbital bombardment damage'i %50 azaltan. Ben bunu kurdum. Çünkü Fallen geldi buraya. Ve hani şurayı şey yaptı. Bombalamaya başladı ama az hasar gördüm. Çünkü bu şey vardı, bu bina vardı. Onun dışında şöyle bakıyorum. Observation'da. Oyunda atom çağına geçen birkaç tane medeniyet vardı. Onlar kendi başına ülke kurdu. Yani tam oyunu bitirirken onları da bir daha yemek zorunda kaldım. Kendi başıma teknolojik enlightenment yapmadım. Çünkü gereksiz masallarla uğraşmak istemedim. Direkt bana şuradan puan gelsin. Ha, başka bir şey yapılabilir miydi? Indoctrination yaptım ama geri düşüyorlar. Ben anlamadım bir şekilde. Hatta şöyle, mesela buraya ben indoctrination yaptım.
adamlar çevrilmeye başladı. Yani spiritualist olmaya başladı. Ondan sonra yine geri düştüler. Yani yine militarist vesaire oldular. Ondan sonra Colossus da gelip buraya aydınlanma işte şeyi yaptım. The Divine Enforcer yaptım. Yine bunlar %100 oldu. Ama sonra yine şey oldukları için, taş devrinde oldukları için midir nedir? Yine dinden döndüler. Anlamadım. Çözemedim bu olayı. Enteresan. Şu anda oyunda bir tek tüccarlar ve de şu Galaxy Aydutları var. Başka bir kimse yok. Şurayı söyleyeyim. Burada ben girmedim. Girilebilirdi ama girmedim. Çünkü ben zaten şey Galaxy yok etmeye çalışıyorum. Yani bir de Galactic Community'ye mi giriyoruz biraz? Biraz garip oluyor. Yani bir daha Galactic Community'ye girip şurada yasalara oyluyorum. Ha oyluyorum, ondan sonra gidiyorum savaş açıyorum falan. RP'sini bozardı. Girmedim. Bir tek şuradaki gücü görmek için girmek istedim. Yani şurada şeyler oluyor ya. Mesela diplomatik wait from take %40. Yani girseydim ne olurdu diye girdim. Yoksa ben şuradan direkt istediğim gibi. Buradan istediğimizi açarız. Yani istediğimiz yasaya geçeriz. Galaksi'de kimse bize karışamaz. Öyle bir galaksi. Bize karışabilecekleri bir galaksi yok. Biz kolunu basar olduğumuz kolunu yok etmiş insanız. İnsan demiş. İnsan olabilir evet. İnsan mısın? Bilmiyorum. Çözemedim. Şey bu Blood Lord kan ne oldu? Klimat olay. Oyunun başında Mount Unity verdi. Reform olarak başladı. Ki bu bayağı iyiydi yani. Şuradan da Mount Unity aldık. Güzel oldu. Değerimiz varmış. Kaç yaşında? 144 yaşında. Evet, orası iyi. Evet. Başka anlatabileceğim bir şey var mı? Etkisimiz şarttan dolayı %20 azalmış. Pop Grasp %60. Xenopop olunca %10 alıyorsunuz. Ve evet yani başka anlatacağım bir şey yok. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.